Assalamu alaikum kanalımız muhlisleri. İndi imtihan biletleri yeçiminin 9. sınıf matematikasını bir gerekte korup ötemiz. Birinci variantın savalları. Dikkat bulan kulak salin. Like ve patvizasyon tugmalarını basışını unutmayın. Çünkü keyingi variantlarını hem albatta devam ettiremiz. Birinci saval. İfadenin kıymetini topin. Bu adı yine kasırlar üstü amelleri iken İtibar verip durasız. Bir gerekte bacaramaz. Mana bu kasırına tezkerisi yazıldı. Kopaytır okulup. Bu iş koyduğunuz gibi ne an. Mana bunu da kılıp. Neticede bana 2023 bile 2023 kıskarıp gidip. Bir kalıdı 119-17'ye bulsak. 7 çıkarken bir yam kıskarıp gidip. 7 kalı yaptı bana bir yerde. Mana 7 yazılgan. Ha mana bu qayerdan keldi? Mana bu aralash kasrini noto'g'ri kasrga aylantirdik. 3 ni 506 ga ko'paytirib 505 ni qo'shsak 2023 bo'lar ekan. Bunda ham 2023 lar qisqarib ketib 2024 va 506 ham qisqarib 4 qolar ekan. Natijada 7 minus 4 teng 3 chiqadi. Keyingi savol foydani soddalashtiring. Suratdan ani qasdan tashqariga chiqaramiz. Mahraj A kvadrat minus B kvadrat kısa kopartış formülası boyunca ikide kavuska ajratamız. Neticede A plus B ve A plus B'ler kıskarıp gittip A taksım A minus B çıkar iken. Keyingisi, poez cadval boyunca belirlenge manzilge yetip oluş için ortaça 60 km taksım soğat tezlik bile harekat kılış gerek idi. Lekin o ortaça 70 km taksım soğat tezlik bile harekat kılıp manzilge cadvalda giden. Yarım soğat ilgeri yetip oldu. Poez manzilge çakınca masafanı basıp ötken. Manzilge çakınca masafanı x'de belirleyemiz. X kilometrede sizlerle vaxtın topuş formülasını eslete ötemen. Vaxtın topuş için basıp ötülgen masafanı tezlikke buluş gerek. Biz şunday hazır tenkleme tüzüp olamız. Mana bu 60 km soat tezlik bilan yurgandagi vaqti 70 km soat tezlikda yurgandan ko'ra yarim soat ko'proq sarflangan. Çünkü 70 km soat tezlikda yurganda yarim soat ilgari yetib kelgan. Shuning uchun mana bu tezlikdagi 60 tezlikdagi vaqtdan 70 tezlikdagi vaqtni ayirsak yarim soat chiqish kerak degan tenglamani tuzib olamiz. Mana masofani tezlikka bo'ldik vaqt, masofani tezlikka bo'ldik vaqt ayirmasi yarim soat chiqish kerak. Umumiy mahraj bo'ladigan son, ya'ni 420 ga ko'paytirib yuboramiz har bir hadini. 420 ni 60 bilan qisqartirsak 7 qoladi, 7x, 70 bilan qisqartirsak 6 qoladi, 6x, 2 ga qisqartirsak 210. 7x dan 6x ketsa x teng 210. Javob 210 km ekan. Muntazam uch burchakning medianasi 24 ga teng, unga chizilgan doira yuzini toping. Ya'ni mana shunday shakl berilgan. Bunda BD mediana muntazam uch burchakda mediana, bisektrisa, balandlik, o'rta perpendikular hammasi bir xil kesma bo'lib qoladi, bilsangiz agar. Bisektrisalar kesişken noktası, orta perpendikular kesişken noktası, hammasi medianalar kesişken noktası, yani mana mediana o'tkazsak ham, hammasi mana shu yerda kesişedi o'rtoqlari. Ha mediana hossasiga ko'ra ular kesişkanda 2 va 1 nisbatda bo'linadi, yani B on O degan nisbat 2 bo'lingan 1. OD esa ichki chizilgan aylana radiusini beradi bizga. Hop, mana bu qismini 2 ekiz, pastki qismini x desak, mana shuni qo'shsak 24 chiqishi kerak. 3x dan 24, bundan x teng 8. Demak, ADR 8 ga teng ekan. Doira yuzini top qo'yamiz. PR kvadrat r ning o'rniga 8 qo'ysak, 8 kvadrat 64, 64 pi chiqar ekan. Javob 64 pi. Teng yonli uch burchakning uchidagi burchagi 112 gradus asosidagi burchaklarining bisektrisalari kesishdan hosil bo'lgan o'tkir burchagini toping. Chizmani chizib olamiz. Demak, bizga mana bu burchak 112 gradus ekan. 112 gradus
Yani bir çak ABS'i bir 12 graz, AB, BS'ye ten ten yollu bulgen için C'ye ve AD biz sektörü ise bir çak COD'ni topiş gerek. Mala bir çak bizge topişimiz gerek. Böyle de. Çünkü utkır bir çak degen. Biz sektörü ise de kesişken de mala bünüsü utmaz bir çak. Bana bünüsü ise utkır şu COD bir çak topişimiz gerek. Teng yollu üç burçakını bana bu asostaki burçakları teng buladı bilesiz. Şunun için bu A ve C burçaklarını topuş için 180'dan 112'ni ayırıp 2'ye bulamız 34 gradı çıkadı. Bundan bana bu OAC ve OCA ikide burçakını topuş için bir sektörü ise bulgen için teng 2'ye buladı burçakını 34'ünü 2'ye bulduk 17 gradıdan eken. Mana burçaklar 17 gradstan. Bizga kerakli bo'lgan mana bu COD burçak AOC 3 burçakning tashqi burchagi hisoblanadi. Tashqi burchak xossasiga ko'ra tashqi burçak o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita burçak yig'indisiga teng. Ya'ni 17 gradga 17 grad qo'shilgani 34 gradga teng ekan. Javob 34 gradus. Tenglamalarni yeching. AC kvadrat tengleme diskriminant topib olamiz. B kvadrat minus 4AC 7 kvadrat minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 3 49 minus 24 25 chiqadi. X 1 ni topamiz. Minus 7 plus ildiz ostida D taqsim 2A minus B plus ildiz ostida D taqsim 2A formulaga qo'ydik. 25 dan 5 ildiz chiqadi. Minus 7 ga 5 minus 2 4 dan minus 2 qisqartirsak minus 2 dan 1 keyingi safar mana bu yo'lni minus qilib ishlanadi. Minus 7, minus 5, minus 12, 4 ga bo'lsak minus 3. Javob minus 2 dan 1 va minus 3. Keyingi tenglama. Proporsiya holatda turibdi. Ana shuning uchun mana bu 3x plus 4 ni 4x plus 3 ga, x minus 2 ni x minus 6 ga ko'paytirib tenglaymiz. Qavslar ochilyapti. 3x ni 4x ga 12x kvadrat, 3x ni 3 ga 9x, 4 ni 4x ga 16x, 4 ni 3 ga 12. Xuddi shunda mana bu qavsni ham ochildi. X kvadrat chapga minus bo'lib o'tsa, 12x kvadratdan x kvadrat ketsa 11x kvadrat. X larni ixchamlaymiz. 9, 16, 25. Mana bular ham chapga plus bo'lib o'tsa 8 ekan. 25 ga 8 33x bo'ladi. Chala kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Buning uchun x qavsdan tashqari chiqaramiz. 11x plus 33 qavs ichida qoladi, teng 0. Birinchi mana bu x 0 ga tenglab ishlasak, x teng 0. Keyin qavs ichini alohida 0 ga tenglab ishlaymiz. Bunda 11x teng minus 33, x teng 33 ni 11 ga bo'lsak, minus 3 chiqar ekan. Javob 0 va minus 3. Keyingi modulli tenglamaga e'tibor beramiz. Modulda mana bu ifoda 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ifoda o'zgarmay mana shundoq qoladi. X x minus 8 katta yoki teng 0, qavsdan tashqari 2x kvadrat minus 16x teng 0. X buni interval usuliga qo'yib yechasiz, biz birdaniga javobni yozib qoldik. Ya'ni mana bunday bo'ladi. 0 va 8 uzr bizni kisal qiyroq yoziladi. Mana bunday qilsak plus minus plus bo'ladi va 0 dan kichik 8 dan katta o'rniga javob bo'ladi. Pastdan x qasdasi tashqariga chiqarsak 2x minus 16 teng 0, x 1 0, x 2 8 chiqadi. 0 va 8 javob birinchi holda, ikkinchi holda esa 0 dan kichkina bo'lganda mana buni minus ishora bilan o'rnini almashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi modul xossasiga binoan. X xosdan tashqari chiqarildi yana xuddi mana bu ifodadan endi minusli o'rniga javob oldik. Mana bunda x kvadratla yechib 8x bilan yechib 0 teng 0 bo'ldi. Demak, cheksiz ko'p yechimga ega, x ixtiyoriy sonda yechimga ega. Lekin yuqoridagi shartga ko'ra 0 bilan 8 orasi bo'ladi. Javob 0 bilan 8 ning orasi. Mana bu tenglar ham yechim bo'la olgani uchun teng belgisini qo'shib qo'yamiz. Javob 0 va 8 oralig'idagi kesma ekan. Birdaniga mana shuni yozsak ham bo'lar ekan. Endi mayli, o'tib ketdi. Birinchi shart ham emas ekan. Ikkinchisiga teng belgisini qo'yib ishlasak ham bo'laverar ekan. Tengsizlikni yeching.
Bol diyeceksiniz ekan. İtibar verin. 4 taksim x minus 2023 0'dan katta yok. 0 ga teng bo'la olmaydi çünkü 2023 qo'ysa mahraj 0 bo'lib qolib, ifoda ma'noga ega bo'lmay qoladi. 0'dan katta bo'lish uchun 4 ni qanaqa songa bo'lsak 0'dan katta bo'ladi. Musbat songa bo'lsak, shuning uchun x minus 2023 musbat bo'lish kerak deb 0'dan katta bo'lish kerak deb ishlaymiz. Bundan minus 2023 o'ng tomonga bo'lsa x katta 2023 javob chiqadi. Geometrik progressiyada b2 minus 82 s2 164 u cheks kamayuv chekenni ko'rsating. Cheks kamayuvchi bo'lish uchun geometrik progressiya eslatib o'taman. Mahraja ya'ni quning moduli 1 dan kichkina bo'lishi kerak. Hop, e'tibor beramiz. b2 minus 82 ga teng. S2 degani dastlabki 2 ta hadini yig'ilsa, ya'ni B1ga B2 ni qo'shilgani 164 ekan. B2 ning o'rniga -82 ni qo'ysak, mana bu ifoda uchun mana qo'yildi 164. Bundan B1 246 ga teng. Qon topish uchun B2 ni B1ga bo'lish kerak. -82 ni 246 ga bo'lsak, qisqarib ketib 3dan 1 chiqadi. -3dan 1 ning moduli esa 1dan kichkina. Shuning uchun cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'la oladi. Ayniyatni isbotlang. 2023 taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa plus 2023 taqsim 1 plus k tangens kvadrat alfa teng 2023. 1 plus tangens kvadrat alfa ayniyatga asosan 1 taqsim kosinus kvadrat alfaga teng, 1 plus k tangens kvadrat alfa esa 1 taqsim sinus kvadrat alfaga teng. Joy-joyiga yozib oldik. Barobar 2023 har ikkisida bo'lgani uchun qasdan tashqari chiqardim. Mana bu kosinus kvadrat alfa teskarisi yozilganda 2023 yoniga chiqib qoladi. Sinus kvadrat alfa ham mana buni yoniga chiqadi. Shuning uchun mahrajda 1 qoldi, yozma qo'yaverdik. 2023 qasdan tashqari chiqardik. Mana bu eng asosiy trigonometrik ayniyatga asosan 1 ga teng. 2023 ni 1 ga ko'paytsak 2023 chiqadi. Mana ayniyat isbotlandi. Va nihoyat oxirgi savol. Kvadratda a plus b teng c bo'lsa noma'lum burchakni toping. Hozir bu yerda keyingi chizgan chizmalarimiz aralashib ketdi. Aslida mana bu a, b va mana bu b dan d gacha bo'lgan masofa, mana bu masofa c deb berilgan. Xo'p, biz mana bu a dan d gacha bo'lgan masofani tv tomondagi mana bu a ga teng kesma qilib ajratib olamiz. Bundan AB B ga teng bo'ladi chunki C A qo'shuv B edi mana bu yerda. Natijada CA CB ga teng bo'ladi chunki mana bu ikkita masofa teng, ya'ni simmetrik holatda turibdi. Uchburchak ABC teng tomonli bo'lib qoladi va burchak ABC 60 gradus teng tomonli uchburchak, barcha burchaklar 60. Yana boshqa jihatdan o'nglab tushuntirsam sizga, aslida holat mana bunday turibdi. Biz mana bu burchakni topishimiz kerak edi. Mana bu yer A. Mana bunisi ham A. Mana bular o'zaro teng edi. Bu kvadratni tomonlari mana bu masofalar ham tengligi uchun albatta mana bu ikkitasi ham bir-biriga teng bo'ladi. Bu o'zi esa chizmamizga binoan B ga teng edi. Uchilas ham B bo'lib qoladi va natijada uchburchak teng tomonli bo'lar ekan. Shuning uchun mana bu burchak 60 gradus chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va podpisasi tugmalarini bosib qo'ying. Keyingi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun e'tiboringiz uchun rahmat.